Masa mı yapacağız? Sen böyle yapma ya. Başkanımızı buraya alalım. Bugün 23. yaşındaki üniversitemiz, Kırgızistan'ımızda yeni bir neslin yetiştirilmesi, Kırgızistan'ın uluslararası alandaki gelişmesini temin etmesi, rekabete destek vermesi ve Türkiye ile ilişkilerini bir altın köprü üzerinden yürütebilmesi, bunun yanında bütün Türk dünyasına yeni bir nesil yetiştirerek bu 21. asır yeni bir medeniyetin inşasına gönül vermiş gençlerin topluma hizmete sunulması noktasında kurulmuş, hızla ilerlenmesini sürdürüyor. Bugün sizlere sunmuş olduğumuz Manas Üniversitesi, Kırgızistan'da yüksek öğretimde bir öncü ve örnek, Türk dünyasında iftihar edilen bir üniversite, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin ise altın köprüsü olarak yoluna devam ediyor. Bu noktada siz değerli başkanımızın üniversitemizde son 3 yıldan beri ortak yapmış olduğunuz pek çok faaliyette gönülden vermiş olduğunuz desteklere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Onun ötesinde Türk dünyasının bir marka değeri olan geleneksel atasporlarımızın yeniden bir dirilişle ayağa kaldırılması ve geleceğe sunulması noktasındaki belediye başkanlığınızın çok geniş ufkunu ifade eden faaliyetlerinizden dolayı da size çok teşekkür ediyoruz. Pek çok yerde belediye başkanlığını şehrin altyapısının ve topluma gerekli olan zaruri ihtiyaçların karşılandığı işle sınırlı tutan yönetimleri çok iyi bildiğimiz için sizin bu ufka çok uzaktan bakışınızı ve esas itibarıyla Türkiye'nin sınırlarını çok aşarak Türk dünyasının tamamını kavrayacak, kucaklayacak, bir araya getirecek, gönülleri birleştirecek ve tükenmez dostlukların kurulup çocuklarımıza miras bırakılacak faaliyetlerini de gönülden takip ediyor ve takdir ediyor. Bu yoldaki çalışmalarınızdan dolayı da size çok teşekkür ediyor. Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Kısa zamanda bizim üniversiteyle Kahramanmaraş Belediyesi çok güzel faaliyetleri gerçekleştirdi. Ve mesela bu Türkiye'deki bir belediye başkanı Kırgızistan'daki bir üniversiteye gelip bu kadar destek vermesi Kırgızistan için çok bir yenilik. Çünkü bizde böyle bir gelenek bugüne kadar yok. Belediyeler, üniversite, Kırgızistan içindeki üniversiteleri, öğretim kurumlarını bir belediye öyle bir destek vermesi bizde o kadar yok. Ama Türkiye'den buraya kadar gelip üniversitemizi sıyla hurmatla gelip bu yerde yerten getirdikken yerten bir cin alışı varken manevi boşoğu başka biri olsaydım bizden öz tükülüremi vakit çok öyle de ait koyduğunu durar. Ama zamanın sınırlı olduğuna bakmadan gelmiş bu bize mesela Kırgızlara bu en büyük onurların birisi de kabul ediyoruz. İkincisi belediye başkanımız bahsedildiği gibi sadece bir şehrinin problemleri içerisinde o üzerinde çalışmanın üstünde böyle bir sadece bir Kırgızistan değil tüm Türk dünyasının kültürünü, tarihini Kahramanmaraş'a oradaki bizim kardeşlerine tanıtmak için çok gayret sarf ediyor. Bunun da temeli oradaki bizim kardeşlerimiz bizi tanısın. Biz onları tanıp ve bundan önce biraz sohbet ettik. Eskideki çok sıkı bizim kardeşlik kaybettik biraz bir dönem içinde onu yerine getirmek ve daha sağlam olmasını üstünde çalışıyor. Bugün de burada
saygıdeğer rektörümüz ve sizlerin sıcak karşılaması da bizi ziyadesiyle bu samimiyetiniz ve muhabbetiniz bizi çok mutlu ve memnun etti. Tabii Manas Üniversitesi çok önemli bir görev ifade etmekte. Türk dünyası için burası da Orta Asya'nın tam herhalde kalbi olsa gerek. Kırgızistan çok önemli. Çok önemli de bir kültürel ve geleneksel bir rol üstlenmiş durumda aslında. Kırgızistan birçok kültürel etkinliklere, Türk dünyasını buluşturan sempozyumlar başta olmak üzere birçok çalışmaya da ev sahipliği yapan bir ülke. Türk dünyasının adeta kalbi Kırgızistan'da atmakta. Bu yapılan sempozyumda bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. İnşallah daha güzel çalışmalara da hep beraberce imza atarız. Tabii şunu özellikle söylemek istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Gerçekten dünyada söz sahibi olan bir aileyiz. Hep beraberiz. Bu tür etkinliklerle daha çok bir araya geldiğimizde dünya gücümüzü daha çok hissedecek. Birlikten güç doğar, beraberlikten güç doğar diyoruz. Biz her zaman Kırgızistan halkının yanındayız. Onların en yakın kardeşi, dostu olarak kendimizi görüyoruz. Yani her zaman, her şartlarda, iyi günde, kötü günde Allah göstermesin, Kırgızistan halkıyla artık gönülden bir, uzakta da olsa kader birliği yaptığımıza inanıyoruz. Sizleri şehrimizde görmekten büyük mutluluklar duymaktayız. Bazı hocalarımız çeşitli etkinlikler için gelmişlerdi. İnşallah tüm senatoyu da ben Kahraman şehrimize davet ediyorum. Sabahattin hocam inşallah Kahramanmaraş'ta misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Tabii bizim dünyada güçlü bir şekilde var olmamız için, geleceğe güçlü adımlarla yürümemiz için bizi biz yapan değerlere de sahip çıkmamız gerektiği inancındayız. Ve bunlar en önemlisi, bunlardan en önemlisi geleneklerimiz, geçmişten gelen kültürümüz, inançlarımız, bunları koruyarak, aşındırmadan geleceğe yürümemiz gerektiği inancındayım. Yoksa biz olmaktan çıktığımızda artık dünyada da bir saygı değerlerimiz de, saygınlığımız da olmaz. Yani insanlar, milletler, ülkeler kendi değerlerini en güçle koruyarak daha büyük saygınlıklara ulaştığı inancındayım. Burada da işte o vefakar, cefakar. Tarih bugün 21. Mehmet hocama da çok teşekkür ediyorum. Benim hem biraz küçük olsa da en eski eserler taş eserleri yapmışlar. İyi yapabildiklerini götürüp resmi fotoğrafını görüyorsunuz. Taş mağaranın içinde bulduk. Orada biraz küçük kazı yapıyorum. Bıçağın ağzını oluşturmak için yapılıyor. 2013 yılında kazı yapmıştık. Orada da bu fotoğrafta gördüğünüz gibi taştan yapılmış bir konstrüksiyonlar vardı. O konstrüksiyon şekli daha yuvarlak şeklinde, yuvarlak değil, kare şeklindedir. Onun ortasında da 1000 metre derinlikle adam kemikleri ve adam kemiklerinin yanında da bu şeyler bilezikler çıktı. Su derinliğinde ısı kolda bulunmuştur. Burada da gördüğünüz Thank you.